Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim peynirli mayasız katmer yapacağız. Maya kullanmayacağız. Isıttığım 2 bardak ılık sütü derince kabımın içine alıyorum. Yarım su bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz. Öncelikle bu malzemeleri karıştırıyorum. Çeyrek su bardağı sıvı yağ. Şimdi unu ölçmedim. Yavaş yavaş ilave edeceğim bardak ölçüsüyle. Bu bardakla hesaplayacağım. Sizlere de sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Unumu eledim. Şöyle çok aşırı doldurmadan ölçüyle ayarlayacağım. Üçüncüyü de döküyorum. Dördüncüyü de dökeyim. Pakette kabartma tozunu ilave edip yoğurmaya başlayayım. Duruma göre un ilavesi yapacağım. Sizlere de sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Oldukça yumuşak bir hamur yoğuracağız. Şimdi 4 su bardağı ekledim. Tekrar ilave edeceğim. Un ilave etmeye devam edeceğim. Eleye alıyorum. 1 su bardağı. Şöyle 1,5 ilave edeyim. Hem eleyeceğim hem de bir taraftan hamuru yoğuracağım. Hamuru toparladım. İyice de yoğurdum. Şimdi birazcık tezgahın üzerinde toparlayayım. Çok değil böyle. Çok fazla un da katmayın. Sadece şöyle toparlayacağım. 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Hafif böyle elinize yapışması normal hamurun. Toplamda da 6 su bardağı un kullandım. 4 tane katmıştım. Sonrasında 1,5 daha katmıştım. Yarım bardak daha sonradan kattım. Artık hamurum hazır. Tekrar kabın içine biraz un serpip içine koyuyorum. Üzerine streçini çekip sadece 10-15 dakika dinlendireceğim. Çok fazla değil. Zamanınız yoksa bile en azından 5 dakika kesin dinlendirin bu şekilde. Hamur birazcık daha yumuşayacağı için daha rahat açılacaktır. Ben de şimdi 10 dakika dinlendireceğim. Hamur kenarda dinlenirken ben içine kullanacağım peyniri göstereyim. Bir kalıp peynirin yarısını kullanıyorum. Bir tutam maydanoz, yarım da şöyle yuvarlak teker kaşarların yarısını da rendeleyeceğim. İlk önce peyniri içerisini elimde eziyorum. Çatalla biraz zor olabilir. Böyle elinizde daha rahat edersiniz. Arzu ederseniz çökele, lor peyniri de kullanabilirsiniz. Bizim mutfak sever Ela gene mutfakta. Biz bu gidişle Ela ile birlikte mutfakta, Ela ile Sever mutfakta olacağız. O da bana katılıyor galiba. Tamamdır. Bir tutam maydanoz ilave ediyorum. Kaşarı da rendeliyorum. Arzu ettiğiniz peynirleri kullanabilirsiniz bu esnada. Instagram'dan da beni takip alabilirsiniz Sever Mutfak'ta olarak. Oradan hikayelerle Ela ile mutfak maceralarımızı izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Evet, Ela da takip etmenizi istiyor. Peynir harcım hazır artık. Şimdi bunu kenara kaldırayım. Beklesin. Tamamdır, harcım hazır, onu kenara alayım. Burada 150 gram tereyağını erittim. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Direkt tereyağı biraz ağır olabilir. Artık bu da hazır. Bunu da kenara alıyorum. Hamuru yeterince dinlendirdim artık. Tezgahın üzerine alıyorum. Koyacağım. Tahtanın üzerine biraz un serpiyorum. Hamuru 8 eşit parçaya bölüyorum. Her 2 tane bezeden bir tane katmer olacak. Ben şimdi ayarlayacağım 8 taneye. Siz
İsterseniz elinizi alın, avucunuzun içinde büyüklüğünü, küçüklüğünü daha iyi ayarlarsınız. Bunu yanıma alın. Hamuru açıyorum. Orta kalınlığında açıyorum. Çok aşırı derecede yufka gibi ince olmasına gerek yok. Açarken zaten hissediyorsunuz ne kadar açılacağını hamurun. Çok aşırı derecede de un serpmeyin. Böyle çok yuvarlak olacak diye de simetri uğraşmayın hiç. Yeterince açtım. Bu büyüklük gayet iyi. 2-3 yemek kaşığı kadar şöyle tereyağı döküyorum. Fırçayla her yerine dağıtıyorum. Şimdi bunu açtıktan sonra biraz kenarda bu beklesin. Ben diğer hamuru açacağım hemen. Şöyle kenara kaldırayım. Ben çekim esnasında kenarda açamıyorum sizin görmeniz için. O yüzden kenara aldım ve hamuru tekrar açtım. Tekrar bir hamuru daha alıp açmaya devam ediyorum. Onu da aynı büyüklükte açacağım. Tekrar yağ sürüyorum. Şimdi artık katlıyorum hamuru. Her katladığım yeri yağlıyorum. Bunu bir kenara alayım. Diğer açtığım hamuru tekrar getiriyorum. Tam ortasına koyuyorum ve tekrar katlıyorum. Her katladığınızda hafiften de olsa yağlayın. Yağladığınız zaman katları tel tel açılacaktır. Hafif yağlamanız yeterli. Şimdi bu şekilde tüm hamurlarımı hazırlayacağım. Tepsiye alayım, burada beklesin. Arada böyle peçeteyle yağını alıyorum hamuru rahat açmam için. Tekrar unu serpiyorum. Hamuru açıyorum. Yağ sürüyorum. Bu yağla tüm hamurları bitireceğim. Çekimde rahatlık olsun diye ben öncesinde bunu katlayacağım. Bunu kenara alacağım. Yoksa öbür türlü çekim yaptığım için beni zorlayacak bir oraya bir oraya almak. Şimdi bunu kenara alayım. Bu hamuru da açtıktan sonra yağlıyorum. Bir öncesinde açtığım hamuru ortaya koyuyorum. Yağlıyorum. Bunu da diğerinin yanına alıyorum. Bu şekilde bekleyeceğim. Hamurların hepsini bitirdim. Şimdi ilk yaptığımı alıyorum. Dinlendirmeye gerek yok. Zaten ilk yaptığınızı yaparak başlayabilirsiniz. O arada ötekiler de dinleniyor zaten. Merdane ile hafif hafif açıyorum. Uzun bir şerit haline getireceğim. Ters düz ederek açacağım. Bu
esnada un kullanmıyorum. Uzun dikdörtgen olacak şekilde açtım. Yeterli. Orta kısmına peynir koyuyorum. Kenarını üzerine atıyorum. Kenar kısımdan şöyle elimle bastırayım. Yapışsın. Diğerini de onun üzerine atıyorum. Üç kısmı biraz şöyle katlayayım. Bu tepsim yeterince yağlı olduğu için yağlı kağıt sermeyeceğim. Katladığımız yeri alta veriyoruz. Bir tane hazır. Şimdi kenarda beklesin. Hemen ikinci yaptığımda devam ediyorum. Hafif elimle açayım. Çok bastırmadan hafif hafif açıyorum. Tekrar ortasına peynir koyuyorum. Yapımı çok kolay ve çok eğlenceli bir hamur. Hiç sizi yormayacaktır. Kenarından üzerine doğru kapatıyorum. Ters çevirip tepsiye alıyorum. Hepsini tamamladıktan sonra üzerine bir adet yumurta sarısını sürüyorum. Keskin bir bıçak yardımıyla uzun çizgiler atıyorum. Çok değil. Bu sefer kaşarları taşar. Bu şekilde. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Bekletmenize falan hiç gerek yok. Yumurta sarısı sürene kadar o süre içerisinde beklediği yeterli. Katmeri fırından çıkarttım. Çok güzel üzeri kızarmış. Şimdi temiz bir bez örtüp 15-20 dakika dinlendireceğim. Yumuşaması için bu işlemi yapmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi 15 dakika üzeri kapalı bir şekilde dinlendireceğim. Katmeri yeterince dinlendirdim. Hemen üzerindeki bezleri alıyorum. Gerçekten hem çıtır çıtır ve yumuşacık olmuşlar ki. Ben şöyle bir tanesini alıyorum. Altı da çok güzel kızarmış. Şöyle keseyim, sizlere de ayrıntılı göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Mayasız da gayet güzel oldu. İçinin katlarını gördüğünüz gibi kat kat ayrılıyor. Enfes oldu. Toplamda 50 dakikada pişti. Muhakkak sizler de denemeniz gereken tariflerden bir tanesi. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.